Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Son zamanlarda peş peşe yeni blok zincir projelerini inceledik. Çoğu da geleceğin popüler ekosistemlerinden olmak için önemli yeniliklerle karşımıza çıktı. Teknolojisiyle ilk olanlar, topluluğa odaklananlar veya çok yüksek fon toplayanlar. Peki bu incelemeleri yaparken üzerine tartıştığımız diğer konu neydi? Bir başarılı olduğunda ötekinin yok olup olmayacağıydı değil mi? Arkadaşlar günümüzde dünya bankaları arasında para aktarmak için çeşitli yöntemler var. Ya da bir kıtadan ötekine uçakla geçebiliyoruz ki bu aşılalı çok oldu. Peki blok zincirler arası geçiş ve ekosistemleri birbirine bağlayan yapılar ne olacak? Yarışan onlarca ekosistem ve blok zincir her biri bağımsız, ayrı ayrı topluluklar olarak birbirine hiç temas etmeyecek mi? Bu çok mantıksız olurdu, değil mi? Daha önce EVM'den bahsetmiştik. İşte EVM blok zincirleri birbirine bağlayan teknolojinin adı. Bugün EVM'le popüler iki büyük zinciri, Solana ile Ethereum'u birbirine bağlayan Neon'u inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. EVM bir otomobilin motoru gibi, bir uçağın kanatları gibi Ethereum'un kalbidir arkadaşlar. Olmazsa olmazıdır. Bu teknoloji aracılığıyla akıllı kontratları çalıştırabiliyoruz. Bu da Ethereum'u Bitcoin'den ayıran en büyük ikinci kripto projesi yapan özelliği. EVM milyonlarca projenin yürütülmesini sağlayan bir bilgisayar motoru. Bu projeler tahmin ettiğiniz üzere merkeziyetsiz uygulamalar yani DApp'ler. Birçok yeni coin ve geliştirici EVM uyumlu olmayı tercih ediyor. Örneğin Avalanche, Binance Smart Chain ve neredeyse piyasada önde gelen popüler kripto paraların hepsi. Çünkü EVM ile Ethereum tabanlı kodları çalıştırabilirsiniz. Başka bir deyişle de Ethereum'la uyumluluk sağlarsınız. Ve EVM blok zincirlerin birbirleri arasındaki iletişimi ve veri aktarımı için bu çok önemli. Yani anlayacağınız blok zincirlerin dış dünyaya açılan kapısı da diyebiliyoruz. EVM kullanıldığında iki zincirin özelliklerini bir araya getirebiliyorsunuz. Mesela avalançın hızıyla Ethereum'un güvenilirliği gibi. Peki günümüzün en gelişmiş blok zinciri olduğu iddia edilen Solana ile Ethereum'un akıllı kontratları bir araya gelse ne olurdu? What? What? What <laughs> Bu şu anda iştah kabartıcı görünüyor. Çünkü Solana çok yüksek işlem hızı ve düşük gaz ücretleri vaat ederken Ethereum milyonlarca dolar hacme sahip merkeziyetsiz uygulamalar vaat ediyor. Neon Solana'daki geliştiricilerin ölçeklendirme ve likidite işlemleri için Ethereum araçlarını kullanmasını sağlayan bir EVM arkadaşlar. Buna göre Neon düşük gaz ücretleri, yüksek işlem hızı ve Solana'nın verimliliğinin Ethereum pazarına açılan kapısıdır. Bugün Neon, Uniswap, SushiSwap ve MakerDAO olmak üzere herhangi bir Ethereum uygulamasının Solana kod tabanında çalıştırılmasına izin veriyor. Böylece Solana ve Ethereum pazarını birleştirerek hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için yeni bir deneyim sunuyor. Buradaki devrimi iyi anlamak gerekiyor arkadaşlar. Konu yalnızca jetonların A'dan A transferi değil. Ethereum ilk akıllı kontrat platformu ve çok başarılı oldu. Hal böyle olunca ilk DeFi faaliyetleri, ilk merkeziyetsiz uygulamalar burada gelişti. Ve daha sayabileceğimiz onlarca ilk var. Bu EVM örneğin Compound üzerindeki DeFi operasyonlarına erişebilecek ve buradaki geliştirici kodlarını kullanabilecek. Yani geliştiriciler için inşa imkanlarını arttırarak katlayacak. Bu tıpkı bir tornavidayla araba tamir etmeye çalışmak yerine gelişmiş bir istasyonla araba tamirine geçmek gibi. Neon popüler yazılım dili rasda geliştirilmiş, buna ek olarak BFD adı verilen bir çeşit filtre kullanılıyor. Peki nedir bu diyebilirsiniz? Bu özellikler Neo'nun EVM olarak çalışmasını sağlıyor, esnek hale getiriyor ve bu sayede Solana'nın hızıyla Ethereum'un akıllı kontratlarını bir araya getiriyor. Neo'nun çalışma prensibini ekranda gördüğünüz gibi iki ağa özgü temel özelliklerin kullanılması sağlıyor. Burada Ethereum tarafında araçlar ve Solidity akıllı kontratları gözümüze çarparken Solana tarafında ise yüksek hız ve düşük gaz ücretleri öne çıkıyor. Kağıt üstünde oldukça heyecan verici gözüken bu özelliklerin pratikte ne durumda olduğunu görmek için yol haritasına geçmemiz lazım. Neon yol haritasının başlarında arkadaşlar. Bununla birlikte en çok dikkatimizi çeken istikrarlı bir büyüme sergilemeleri. Yani uçuk kaçık işler yapalım hemen ses getirelim değil de yere sağlam basalım mantığı hakim. Bu makul karşılanabilir çünkü önceki incelememiz Credo'da da her işi aynı anda yapmanın dezavantajlarını görmüştük. O incelemeye de sağ üst açılan karttan ulaşabilirsiniz. Şu an devre taşımasındalar ve NeonScan, MetaMask entegrasyonu, Ethereum tabanlı tokenların transferi gibi gelişmeler üzerinde çalışıyorlar. NeonScan ile A'da gerçekleşen transferleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda Curve DAO, Wrapped BTC ve Wrapped ETH en yüksek hacme sahip. Bunun yanında takım olarak da çok aktifler. Paris'te Metaverse, Berlin'de Hekaton, Prag'da Konferans ve daha pek çok şehirde nerede bir etkinlik varsa Neon takımı orada. Sahada yaralı projelerini tanıtmanın yanında çevre edinmek için de oldukça mantıklı bir yol. Neon ayrıca haftalık bültenlerle son gelişmeleri düzenli olarak yayınlıyor ve bu etkinliklerdeki deneyimlerini anlatıyor. Açıklamalar kısmına göz atmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Son zamanlarda blok zincirlerle ilgili dünyanın dört bir yanında neler oluyor görmek isteyebilirsiniz. Evet geldik takım arkadaşlar. Neon Labs Cayman Adaları merkezi 28 çalışana sahip bir yazılım geliştirme firması. Esasında bir ekonomist olan CEO Marina, blok zincir sektöründe market analizi ve varlık yönetimi konularında tecrübe edinmiş. Diğer yöneticiler arasında Microsoft gibi firmalarda çalışmış kimseler olsa da takımın genelinde blok zincir deneyimi olmaması düşündürüyor arkadaşlar. Öte yandan Neon'da Ethereum ve Solana blok zincirlerinde çalışacağı için tecrübeli Solidity yazılımcıları görmek bizi epey heyecanlandırırdı. Yine de Neon daha çok profesyoneli bünyesine katmak için iş ilanları yayınlıyor. Proje gelecekte daha etkili bir takıma sahip olup durumu bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu ilanlara ve haberlere açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Biz incelememize yatırımcılar ve ortaklarla devam edelim. Neon Labs, Solana Capital, Three Arrows Capital gibi firmalar ve Ascendex, Gate.io gibi borsalardan toplamda 40 milyon dolar fon topladı. Bu başarının temelinde projenin ana fikri olduğunu düşünüyoruz. Solana ve Ethereum pazarını birleştirmek çılgınca görünüyor ve daha önce başarılı bir örneği yok. Bunun yanında Sushi, AV gibi uygulamalar bu fikre sıcak baktığını paylaşmış. Proje şu an göz alıcı bir hype yakalamasa da EVM alanında çok güçlü rakipleri varken dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış. Bu yatırımların ileride artabileceğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Her şey projenin güncellemeleri, başarıyı da sürdürmesine ve piyasanın durumuna bağlı. Neon projesinde jeton ekonomisiyle ilgili henüz bir gelişme paylaşılmamış. Daha önce pozitif ve negatif örnekleriyle jeton ekonomisinin önemini defalarca vurguladık. Jeton bir kripto projesinin piyasadaki yüzüdür, temsilcisidir arkadaşlar. Neon'un jeton konusundaki güncellemelerini merakla bekliyoruz. Ayrıca olası ICO veya IDO süreçleri ve diğer detaylar için bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet sosyal medya kısmına geçelim. Günümüzde başarılı sosyal medya yönetiminin önemini anlatmaya artık gerek bile yok. Bütün incelemelerde tek tek anlatıyoruz ne kadar önemli olduğunu. Bu sebeple sosyal medya başlığı aslında projenin dışarıya yansıyan yüzüyle alakalı ve incelemelerimiz için çok önemli arkadaşlar. Neon Labs Twitter'da 35.000 bin, Discord'da 23 bin takipçiye sahip. Buna karşın Discord'da yeterince aktif bir topluluk yok. Lunar Crash verilerine göre en çok Solana ve Ethereum hesaplarıyla etkileşim halindeler. Neon'un Medium ve kendi bloklarını çok verimli kullandıklarını söylemekte de fayda var. Ne yaptıklarını, ne olduklarını gayet iyi anlatıyorlar. Bize göre de bu çok değerli çünkü her şeyin ilk bakışta karışık geldiği bir sektördesiniz ve rakip sayısı çok fazla. Dolayısıyla hangi özellikleriniz sizi ön plana çıkarıyor çok iyi anlatmak gerekiyor. Neon ilk solukta 100 tane bilinir proje sayabileceğimiz sert rekabete sahip EVM yarışının bir parçası. Listede en başarılı ilk 50 EVM projesini görüyoruz ve çok ileri gitmeden sadece X8'e odaklanalım. Mesela dev bir Binance Smart Chain. Çoktan otoritelerin gözdesi olmuş Avalanche. Şimdiden benimsenen Arbitrum Optimism burada yer alıyor. Henüz piyasada yeni sayılabilecek Astar, Evmos bunları takip ediyor. Listede olmayan projeleri de Düşündüğümüzde neon ciddi rakiplerle karşı karşıya. Solan üzerinde çalışması hem topluluk hem performans olarak popülerlik getirse de listede yukarı tırmanmak hatta tutunmak için çok ciddi çalışmalar yapılmalı. Böyle bir ortamda NFT'ler, metaverse gibi blok zincirin diğer enstrümanlarından faydalanabilirdi ya da takımıyla öne çıkabilirdi. Bu rekabette neonun neler yapacağını dikkatle takip edeceğiz. Jeton ekonomisi hala öne geçmek için avantaja çevrilebilir bir enstrüman olabilir. Evet incelememizin artılar ve riskler kısmındayız arkadaşlar. Artılarla. Bahsedelim başlayalım. İncelememizde yazacağımız ilk artı şüphesiz fikir arkadaşlar. Bunu yatırım firmaları da doğru diyor. Solana hala popülerliğini koruyan bir ağ olsa da pazar olarak bir yerde sıkışıp kalmıştı. Ethereum pazarı ve Solana performansını bir araya getirme fikri yalnız bizi değil tüm piyasayı heyecanlandırır. Ayrıca Solana için bir ilki denemesi de vaat ettiği potansiyeli arttırıyor. Solidity Ethereum'un yazılım dili arkadaşlar. Dünyada blok zincir yazılımcıları en çok Solidity kullanır ve bunun dinamiklerine hakimdir. Solidity ile Solana üzerine inşa etme fikri çok daha başarılı ve daha merkeziyetsiz uygulama geliştirilmesinin önünü açar. Bu da tam anlamıyla ekosistemini oluşturamamış Solana için harika bir fırsat. Projenin testnetleri başarılı geçmiş. Metamask entegrasyonu in sağlanmış, yol haritasına uyuluyor. Bunların hepsi pozitif birer artı ve gelecek umutlarını diri tutuyor. Rekabet bir eksi sayılır mı? Tartışılır arkadaşlar. Ancak listeyi ve dişli rakipleri gördünüz. Burası kurtlar sofrası ve her gün bir önceki günden daha fazla çalışmazsanız, yeni bir fikir bulmazsanız o işi kaybedersiniz. Dolayısıyla Neon fikri üzerinden heyecanlandırdığı yatırımcılarına daha fazla elle tutulur şey sunmalı. Neon belgelerini incelerken ne bir NFT ne de metaverse duyduk. Projenin ana fikri bunlar olmayabilir ancak günümüz piyasa gerçeklerinin önemli birer parçası bunlar. Özellikle Solana son zamanlarda en yüksek NFT hacmine sahip ikinci ağ. Hal böyle olunca bugüne kadar bu konularda bir çalışma, etkinlik, uyumluluk herhangi bir şey yapılabilirdi. Sadece yol haritasının son evresinde kısaca yer vermek ne kadar yeterli olur göreceğiz. Takım konusuna detaylıca değindik. Projeyi sert eleştirdiğimizi düşünebilirsiniz arkadaşlar ancak böyle düşünmemizin gerekçelerini de anlattık. Neon takımı toplanan 40 milyon dolarlık fonu yeterince doğru kullanacak tecrübede mi tartışmaya açık. Yeni işe alımları da merakla takip ediyor olacağız. Kripto piyasalarında bir Ethereum gerçeği var, bu kaçınılmaz. Birçok uygulama paranın büyük bir kısmı bu ağda ve her geçen gün artıyor. Kullanıcılara alternatif sunmak, blok zincirleri ayırmak yerine birleştirmek, pazarı bölmek yerine bir araya getirmek oldukça etkileyici bir yaklaşım. Neon da tam olarak bunu yapıyor. Eğer yol haritasından sapmaz ve jeton ekonomisini de başarılı kurgularlarsa, Solana ile Ethereum arasında kullanmaya değer yeni bir yol açabilir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Buradan Bülent hocama da projeye danışmanlık yaptığı için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil ikonuna tıklayarak bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Ayrıca hem video ile ilgili hem de genel olarak kripto ile ilgili soru ve düşüncelerinizi Telegram hesabımızdan da bizlere iletebilirsiniz. Onlar da şu anda hem ekranda çıkıyor hem de açıklamalar kısmında tüm sosyal medya hesaplarımız mevcut. Daha önceki blok zincir incelemelerimize videonun sonunda ekrana gelen karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.